Galatasaray Kariyer'in yeni bölümüne sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Bursaspor deplasmanı ile bu bölüme başlıyoruz. Bursa deplasmanı zor bir deplasman. Özellikle Bielsa varsa yani böyle kupada biz 4 gol falan atıyoruz ama gerçekten sıkıntılı olabilir Bursa bizim için. Biraz tedirgin gidiyorum açıkçası Bursa deplasmanı. Aslında çok da iyi olmama rağmen Bursa'da. İşte maç kaybetmemişim oyun. Bu kariyer boyunca. Arjantin milli takımına gelecek böyle bir şeyler mi var? Yalnız Jonathan Calleri Arjantin milli takımına giderse şu an hiç maçı yok. Genç milli takımda forma giymiş sanırım. Çok büyük bir şey olur. Yani Jonathan yani bir regen değil, bir sonradan çıkan bir oyuncu değil. Jonathan Calleri'yi eğer ki Arjantin milli takımına çağrılacak kadar başarılı oynatabilmişsek gerçekten çok büyük bir olay bence. Bu arada yabancı sınırını aşmışız. Ve oyuncunun satışı için de oldukça iyi olur. Puig, Sucek, Ozan yerli oyuncu sıkıntımız var. Evet, bunu kabul ediyorum. Çok fazla yabancı var. Çıkaracağız. Adegbenro kalsın. Emre. Elizalde'yi zaten almamışız. Mustafa Kupi, Fabian Delph mecbur. Vietto'da kalmasını istiyorum. Sağ bek. Biz sen kalıyorsun ya da Adegbenro kalıyor. Adegbenro kalsın. Correa'yı çıkartacağım. Yapacak bir şeyim yok. Orta saha Erdem Şen'i atalım. Evet. Bir an önce yerli oyuncu, kaliteli 11 oyuncusu bulmamız lazım bizim. Tabii biraz para vereceğiz. Ya da regenlerden yetişen oyuncuları kullanmaya çalışacağız. Biraz daha kontrollü, biraz daha pasla hücum yapmaya çalışacağız. Ergini. Madrid. Maoli de bunu çok sık yapıyor ya. Top kapıp atak başlatmayı yani görev edinmiş bir adam kendine. Diyor ki adamın benim görevim bu. Çok harika bir top. Of. Maulida'nın gerçekten bizim takımımıza kattığı inanılmaz bir güç var. Sezon başından beri yani top kaptı, atağı başlattı, asisti yaptı. Kalleri çok sert vurdu. Okan burada bir hata yapmış olabilir belki ama tamam yeter ya, bir gol attık diye 30 kere görmeyelim. Ertuğrul Ersoy satılıktı mesela. Ertuğrul Ersoy as stoperimiz olabilir mi? Ben pozisyon alması biraz zayıf gibi ama bence oynatılabilir. Ama 6,5 milyon euro yani. 6,5 milyon euro da veremem bir stopere. 2,5 milyon euro teklif ettim, kabul etmediler. Wow. Acar. Ha Ömer Bayram, ha Yusuf Acar benim için. Zaten Ömer Bayram bizde. Yani Ömer Bayram'a ilk 11'de görev vermiyorum. Ligde verebilirim ama kupalarda falan veremiyorsunuz, Avrupa kupalarında. Tam Caner Erkin'in Umut Bulut'a Türkiye Kupası final miydi artık neydi hatırlamıyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçında yapmış olduğu harika bir faul. Tabii o penaltıyla sonuçlanmıştı. Hiç alakası yokken yani Umut Bulut'un sırtı kaleye dönükken, ki Umut Bulut yani orada çalım atıp falan dönüp orta yapacak hali yok. Çok güzel. İyi vurdu, Okan iyi kurtardı yani. Bu arada Beşiktaş Ankaragücü maçını takip ediyordum. Bir taraftan kusurumuza bakmayın. Böyle vakitleri biliyorsunuz benim sıkışık oluyor. Bir daha ikinci golünü attı. Yani maçtaki ikinci golü. Orta sahada kaptı golü. Şey kaptı topu. Kanada açtı. Burak Yılmaz. Orta. Kaleci büyük hata. Evet. Yalnız hafta içi bir arkadaş Ankaragücü'nün kalecisini övmüştü. Çocuğa nazar değdirdi. Sucek olmadı. Biraz risk alarak oynayalım. Bakalım neler olacak.
Maulida'yı görmek şey Adegbenro'yu görmek istiyorum sonuçta. Adegbenro bizim oyuncumuz. Maulida kiralık. Bakalım Adegbenro neler yapacak. Ah be, Zeki çok iyi girdi, vurdu yalnız ha. Şu maç şöyle bir maç, böyle Bursaspor'un hiç geldiğini falan göremedik ama bir tane gelip ya da iki tane gelip atıp gideceklermiş gibime geliyor benim. Şehu Ertuğrul. Yalnız buradan bir atak başlatırsak. La ilahe illallah ya. Sol bek bu sefer bizim oyuncu indiriyor. Bizim oyuncumuz rakibe bırakıyor. Yani bunun bir arası yok. Güzel orta. Adegbenro güzel gol. Offside mı? Offside. Evet, offside. Net bir offside var. 76 Thomas Sucek. Ozan yerine Fabian Delph'i alalım. Thomas Sucek çok yorgun. Zeki Çelik yerine Emre Oruç'u atabiliriz ya, Emre'yi. Kanat bek hücum. Aslında çift forvet falan da yapabilirdik de ihtiyaç duymuyorum ya. Yani oyuncuların da bu taktiğe, bu duruma alışması lazım. Normalde çift forvet ya da üç forvet yapabilirdik. Hadi Puik. Evet, çok güzel. Rogerio artık o gol olmalı yani, o kadar kişinin arasında. Orada Trincao yanlış yaptı. Pas verecekti yanındaki adama. Bayağı kalabalıktık ceza alanında ama olmadı. Neyse. Dediğim gibi biraz tuhaf bir maçtı. Zaten artık hani uzun yıllar oynadıktan sonra bazı şeyleri netleştirebiliyorsunuz. Size söyledim. Sanki böyle Bursa bir tane gelip atacakmış. Veya iki tane dedim ama bir tane attılar. Yani bu maçta böyle bitti. Gol pozisyonumuz da vardı aslında sonrasında. Olmadı. Sağlık olsun. Dediğim gibi çok hani böyle hamlelerimi falan filan çok artık lig için yapmayacağım. Bir anlamı yok yani lig için yapmanın. Bizim için önemli olan Jonathan Kallerin'in Arjantin milli takımına çağrılması için elimizden geleni yapmak. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde gruplar çekilecek. Evet, bir gün sonra gruplara bir bakalım. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı final görmek, yarı finali zorlamak. Yerli oyuncu havuzumuz çok dar. Yani altyapıda çok iyi oyuncuları var. Galatasaray'ın. Bizim çok iyi oyuncularımız var. Burada Çağlar var mesela, 21 yaş altında. Fena değil. Stoper iyi. Bunu gerçi bizim sportif direktör getirdi ama Ali Ercan mesela iyi bir orta saha oyuncusu. Kenan Demir, teklifler geldi. Kenan Demir de iyi bir orta saha oyuncusu. Hakan Yıldız da fena değil. Yani profil itibariyle fena değil. Yani 20 yaşına geldiği zaman ben oynatma ihtimalimiz olabilecek. Yani 3,5 yıldız ama oynatma ihtimalimiz olabilecek bir oyuncu. Tabi bunlar ihtimal olanlar. Altınordu'dan bakalım, sene sonunda bakayım. Yeni oyuncular çıktığı zaman Altınordu'ya hemen gözlemci gönderip. Ya bu oyuncuları da 2 sene 3 sene sonra tabii daha yavaş yavaş kadroya yerleştirebiliyorsunuz. İlk 11'e verebiliyorsunuz. Onun haricinde Avrupa'da pek çok iyi orta saha oyuncuları var. Ama yani onlar Almanya milli takımını seçtiği zaman yabancı oyuncu oluyorlar. Sıkıntı o. Gruplar belirlendi. Shakhtar, Monaco, Mönchengladbach. Yani diyor ki sen bu grupta şampiyon, liderlik pardon, şampiyon, liderlik için oynayacaksın. B grubu çok güzelmiş. Shakhtar, Monaco, Mönchengladbach. Ali Ece'nin takımı. Tottenham. Yalnız böyle biraz yumuşamış sanki Şampiyonlar Ligi ya. United yok mu? Vallahi United yok. Nerede Manu? Avrupa'da yok.
Tottenham şampiyon olmuş Tottenham. Liverpool, Manchester United şeyde yok. Avrupa'da yok. Sıralamada yok. Yani Andres Pereira'yı sen bana kiralık vermedin. Şu an kaç para? Abi 5 milyon euro boş ver ya. Yani ya da ben görmedim bilmiyorum. Şimdi çok detaylı bakmayacağım ama şimdi Göztepe maçını yapalım. Göztepe maçından sonra biraz aramız olacak. Ben orayı makaslarım. Basın toplantılarını biz ayarlamamış mıydık ya? Kulüp çalışanları, sorumluluklar. Yok, basın toplantıları. Evet, ayarlamışız. Maç öncesi sonrası, evet. Hepsini ayarlamışım. Niye orada bana... Yani şu kurallar için bu çok özür dilerim ya. Bir taraftan maça bakıp bir taraftan da oyuna hakim olamıyorum. Birkaç pozisyon vardı böyle. Neyse şimdi maçı kapatıp evet Kalleri evet hak ediyor. Evet evet abi hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Trincao 28 milyon euroya kadar çıktı. Ama satmayacağım tabii. Trincao daha çok yolun başında. 20 yaşında. Güzel bir kafi oldu. Yolun başında 20 yaşında. Jonathan Kalleri mi Marka? Ne diyorsun sen ya? Kim izliyormuş Marka'yı? Abi işte böyle böyle satacağız bu adamları. Sevilla iyi bir talip. Jonathan Kalleri inanılmaz bir şey ya. Chelsea, Milan. Benfica'yı geç kiralık. Chelsea ve Milan harika. Chelsea iyi paralar verebilir. Yani işin güzel tarafı şu. Yani hani beni mutlu eden tarafı söyleyeyim. Trincao belli bir yaşın üstünde bir oyuncu. Şöyle baktığınız zaman 26 yaşında, 25 yaşında bize geldi. Ve bugüne kadar hiç milli takım forması giymemiş bir oyuncuydu. Profil olarak baktığınız zaman da milli takıma teknik kapasite olarak yeterli bir oyuncu değil. Ama attığı goller, yaptığı katkı, evet Thomas Sucek ve Rikuy Puyik arasında bir bağ oluşmuş orta sahada güzel. Trincao'muz da 20 yaşında 28 milyon euroya kadar teklif geldi. Ama 2 sene daha oynatıp en az tabii sözleşme imzalayabilirsek bu arada hızlı başlayacağım ya. Sözleşmeyi yapıştırabilirsek Trincao'nun sözleşmesine bakalım ne kadar var. 2024 4 sene daha var. Oho 3 sene 23 yaşında satarım ben seni. 90-100 arası 80-90-100 o yani şu an 28'di yanlış görmediysem 38'di ya da bu yaşta bu profilde ve bu başarılarda şimdi geldiyse ilerleyen süreçte daha da başarılı olacak. Çok güzel Sucek. Evet abi evet çok iyi tek top. Oh süpersiniz abi siz Trinko Maolida ne yapıyorsun sen be? Yalnız Maolida, Trincao ve Jonathan Kalleri sanırım zehirli üçlümüz. Abi tek top çok iyi bıraktı ya Kalleri. Orta sahada Puyik. Bir adım gerisinde de Ozan. Görüyorsunuz 4 tane oyuncu. Tam orta yaptığı zaman 4 tane oyuncu ceza alanı içinde. Sucek burada Allah'tan dönmemiş yalnız ha. Tabii yani Rogerio da ayrı bir havalarda adam. Bulursa yapıştıracak o da oralarda dönen topu. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir organizasyon. Trincao'yu kaybetmemek çok önemliydi bizim için. Jonathan Kalleri Tottenham böyle ilgilenir gibi oldu ama istemediler. Jerome normalde boş kaleye zor atıyor ya. Çok güzel vurdu da orada savunmanın hatası vardı. Orada müdahale etmeleri lazımdı. Evet, Marcao. Brezilya milli takımına seçildin ama adamın önünü nasıl açık bırakırsın öyle ya Marcao ya. Maulida gene şov yaptı. Gol. Direkten döndü top. İnanılır gibi değil. Trincao. Bizde sakin. Sucek. Evet, çok güzel yere taşıdım Marcao falan derken görüyorsunuz zaten Marcao'nun ve Rogerio'nun puanı çok düşük. Gol. Marcao morali yerine geldi abi şu an harika oldu.
Gerçekten şu an harika oldu. Marka'nın şu golü bence savunmadaki performansını da etkileyecek dedikten sonra. Yine soldan geliyorlar diyecektim. Roger bu sefer durdu kardeş dedi. Bırakmayın o topu mağlude Kalleri. Kalleri'den o topu alamazsınız abi öyle kolay kolay. Topu ayağına yapıştıran bir adam çünkü. Offside be. Tüh. Abi ya. Skora katkı yapması lazım Kalleri'nin. 6.1. Nasıl 6.5 ya? Neye göre 6.5 abi adam? Rogerio çok kötü. Devre arasında bir değişiklik yapalım. İstiyor takım. Rogerio yerine Ömer Bayram. Ozan Tufan. 80. Ozan Tufan'la devam edelim. Biraz moralleri bozuk ama biraz şöyle haşlayalım. Zeki de kötü. İki bekimiz kötü oynuyor ya. Ömer çok iyi göndermiş olabilirsin biliyor musun diyecektim. Çok güzel bir gol. Ömer'in böyle bir asist yapması. Biz de. Çok güzel. Sakin. Sakin marka. Budman'ın Ömer. Trincao 4'ü yaptı. Ozan Tufan, Sucek şuraya ya da şöyle yapayım. Ozan Tufan bu rol... Aa, oynuyor ya oynuyor. Dur dur Thomas Sucek yerine de hemen bir Fabian Delph yapalım. Hem taraftarıyla bir tanışsın. Sakatlık sonrası artık 40 dakika 30 dakika. Biraz da altyapıyla oynatacağız birkaç maç. Fabian Delph'i. Bu iki Fabian Delph. Aslında takıma abilik yapmasını beklediğim oyuncu Fabian Delft'ti ama Ozan Kabak da, Ozan Tufan da hiç sırıtmadı. İyi oynadı yani Ozan Tufan da. Golleri var. Süper Kupa finalinde golü var. Yalnız takım hakikaten Zeki Çelik yavaş yavaş topladı. İlk yarıda falan çok kötüydü yani Zeki Çelik'te. De. 75-76 falan derken genç kim var? Vietto'yu hiç oynatmıyoruz abi. Bizim Vietto'yu oynatmamız lazım. Şimdi Vietto ve Jonathan Kaller'in hücumda olması şey takım böyle daha böyle diri güçlü yapıyor. Rincao da aynı etkiyi yaratıyor ama Vietto biraz daha tecrübeli. Hop 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 hop. Müdahale müdahale. Monte niye müdahale etmiyor? Deplasman yapılmıyor. Biraz daha kontrollü. Adem Büyük de iyi bir futbolcu. Çok zihinsel özellikleriyle canla başla oynayan bir oyuncu. Maolida ziyan ediyordu kaleciye ama olmadı Beto. Evet 4-1. İyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Her maç gol yiyoruz. Bizim normal her maç gol yememiz. Hücumu düşünerek oynuyoruz. Biraz önde oynuyoruz. Stoperlerim de açıkçası şunu söyleyeyim. Hücum oyuncularımın of, bu maçı da boş geçmedim benim için. En önemlisi buydu. Hücum oyuncularımızın da yani hücum oyuncularımızın kalitesi kadar savunma oyuncularımızın sol bek yani de savunma dörtlüsü diyeyim hiç ayırmayayım. Kalitesi o kadar yok. Yani biraz o açıdan beni rahatsız eden durumlar var. Belki biraz para olursa devre arasında Avrupa'da oynamamış üst seviye stoper kiralayabiliriz. Evet 5-1 güzel skor, güzel maç. Marcao çok kötü başlayıp sonradan açıldı. Jonathan Kalleri gollerine devam ediyor. Bizim için en önemlisi şu an Jonathan Kalleri'nin
Arjantin milli takımda forma giymesi. Paraya ihtiyacımız var. 497 bin euro. Trincao harika bir maç çıkardı. Trincao'nun en son transfer teklifi burada reddettiğimiz gözüküyor mu? 28'miş, evet yanlış görmemişim. 28 milyon euro. Seneye 40'a falan çok rahat çıkar o. Şimdi bir sonraki maç ne zamanmış? 12'sinde, ama bu arada Şampiyonlar Ligi kayıtları varmış. Evet, ben burada keseyim, Şampiyonlar Ligi kayıtları falan derken öbür tarafa atlarız. Sivas maçı önüyle sizlerle birlikteyiz. Avrupa Ligi kadro kayıtlarımızı yaptık. Bütün oyuncularımızı seçtik çünkü artık 3. sezon. Çok fazla da oyuncu transferi yapmadık biliyorsunuz. Çok karıştırmadık. İlk sezonda ligde oynatabildiğimiz ama Avrupa'da oynatamadığımız oyuncularımız oluyordu. Ama artık öyle bir durum yok. Correa'yı solda deneyeceğim çünkü Rogério gerçekten son birkaç maç, yani burada 7.66 ama biraz sıkıntılı durumları olduğunu sezdim. Erdem de gizli libero yapalım ama burada Sivas maçına çıkacağız. Ne yazık ki Thomas Sucek çok yorgun. Thomas Sucek yerine de Edgar Elizalde'yi atalım. Geri Correa'yı bir ara çok yönlü bek deneyeceğim. Solda çok yönlü bek olarak oynuyor biliyor. Sivas deplasmanı umarım güzel bir maç olur. 3 puan alırız tek dileğim. Sivas deplasmanın 3 puanla ayrılmak. Çünkü Avrupa maçlarımız da başlıyor artık. Biraz daha rotasyon yapacağız. Bu arada Yunus Akgün milli takım formasıyla ilk maçına çıkıp ilk golünü attı. Gabriel Torje. Bu Woodman yalnız. Yani uçayım mı uçmayayım mı arası kaldı sanki. Ha, çok yanlış oldu orada, bir ara hızlandırdık, kusurumuza bakmayın. Ozan ne yap? İkinci yarıda Ozan'ın yerine Fabian Delph girecek. 20. dakika, tereddütte olan kim? Ozan Tufan. Neyin tereddütündesin oğlum? 30 metreden şut çekiyorsun saçma sapan. Hiç tereddütlü bir halin yok vallahi. Geri biz de sakin. Aa, yerini taç atış yerlerini düzeltmemişim. Hala sağda devam ediyor adam, sağ bek gibi. Halleri. Aç. Aa, bu değil abi. Duran top kullanıcılarından yap. Evet, inşallah duran top kullanıcıları açılacak. Niye sürekli aynı hatayı yapıyorum? Evet, Thierry Cornera'yı evet sola attık. En azından bu maç için böyle olacak. Çünkü sağ bekte oynayan oyuncuya sağdan taç atışı kullandırmam çok normal. Ama ikinci yarı Zeki Çelik çıkacak galiba. Çok yorgun gözüküyor. Evet, 1-0'lık üstünlüğümüzle ilk yarıyı bitirdik. Zeki çok yorgun. Zeki'yi çıkartacağım. Zeki maçı tamamlayamaz yoksa. Sola da Ömer Bayram'ı alalım. Tabii bir duran top kullanıcılarına. Evet. Maoli'de nasıl bıraktı o? Aman ya Rabbi. Yalnız Maoli'de yine yok, orada geri atmaya çalışırken rakibe çarpıp Jonathan Kaller'in önüne düştü. Sanırım. Trincao kötü oyunu. Trincao bu arada 35 milyon euroya kadar çıktı Paris Saint-Germain. Hemen bir bakalım transferler. Yani gerçi burada sildiğimiz için gözükmüyor ama 35 milyon euroya kadar çıktı Paris Saint-Germain. Hadi şu duran top da kullanılsın, sonra Fabian Delphi alalım. Tamam. Ozan Tufan yerine Fabian Delph. Yetmişte de bir Maoli da yaparız.
Adegbenro. Trincao bu maç kötü oynuyor ama olsun. Maulida yerine de Adegbenro'yu attık. Biraz daha şuursuzca hücum oynayalım. Ki çok iyi döndü de. Biraz daha döndürecektim böyle kalçanı falan. Biraz daha çevirerek vursan 90'a çatal atardın. Muhammed Demir. Ne oyuncuydu be Muhammed Demir ilk çıktığı dönemlerde Gaziantep'te. Ömer. O çok iyi noktada buluştu. Trincao. Yok yok, çok çok havadan gitti. Çok şişirme bir vuruş oldu ya öyle. Hani vurmak için vurdu açıkçası. Orada topa müdahale edeyim de rakip hata yaparsa gol olur diye. Rikuyu Puig, Trincao uzaya gönderdi. Oo aman. Çok kötü bir pozisyon. Allah'tan burada bak. Fabian Delph yetişti. Hani Correa'yı bilmem ama Fabian Delph orada biraz da acele ettirdi. Şöyle bir övelim takımı da. Halleri bırakmazdı aslında onu Mustafa Akbaş ama. Evet çok güzel. 2-0'lık net bir galibiyet. Aferin beyler. İyi galibiyet aldınız. Freddy Bulum'un her maç 3 şut 5 şut kurtarıyor. Beraberliğimizi Bursaspor'a. Zaten hissettim yani Bursaspor'da bir şeylik olacak diye. Kaleri. 2 gol. Yani Higuain'in arkasında Icardi daha iyi Higuain'den ya yani. Adam ne yapsın ya? Yani hakikaten Arjantinli orta seviye bir golcü olmak da bir, çok kötü bir şey ya. Icardi var. Higuain var. Jonathan Kaleri'ye gelene kadar şey de var. Lautaro Martinez var. Şimdi biz deplasmana mı gidiyoruz? Monaco deplasmanı. Hadi bakalım hayırlısı ne olacak? Şuraya bir Thomas Sucek yapıştıralım. Emre Oruç'u almamışız bir tek. Tamam. Adegbenro'yu alalım. Erce, Fabian Delph, Mustafa Kapı. Biraz Vietto da aslında iki Arjantinli ile. Yavaş yavaş Vietto'yu da atacağım. Ömer Bayram'la mı başlayalım? Şey, Thierry ile mi başlayalım? Thierry ile başlayalım ama Duran top kullanıcılarını düzenleyelim. Daha bölge Zeki Emre evet. Maç hazırlığı savunma bir yapalım. Şuraya bir top dağıtımı demiş ama şu fiziksel yerine takım çalışması yapalım. Biz takım oyunu oynadığımız zaman iyi gidiyoruz ya. Monaco deplasmanına bir puan alırsak iyi olur diye düşünüyorum ben. Çünkü deplasmanda biraz zor olacak. İlk maç, ilk Avrupa maçı. Monaco'da şimdi Pellegri falan herhalde şey olmuştur. Ne derler? İyice form tutmuştur diye düşünüyorum. Şimdi aklımda o var. Willem mi oynayacak? Yoksa Pellegri mi? Pellegri. Şu maçı yok gözüküyor. Envila sakat oynayamaz zaten de Willem de var abi ikisi de duruyor bu adamların. Kadar acımasız iki forvetsiniz acaba? Ne kadar acımasız forvetsiniz testi? Hava toplarında çok üstünler. Çok güçlüler. Edgar Elizalde ile de başlayabiliriz ama Nelson Monte Marcao ikilisini bozmayalım.
Evet, Sergi Rebrov'u da antrenör olarak aldık. Böyle arada birkaç tane buluruz. Antrenör Rebrov, savunma teknik. Evet. Bir tane daha antrenör hakkım var. Onda her hakkı saklıdır bende. Ronnie Lopez abi, hepsi tehlikeli bu adamları. Bu acayip bir kanat oyuncusu ya. Mertcan Aslan tam bir Galatasaray'dı. Bu arada kaç maç yaptık? Bursa, Göztepe, Sivas, Monaco maçıyla Monaco. Hadi Monaco Kayseri maçını da yaparız, aradan çıkartırız. Şimdi hazır mısınız? Edgar Elizalde'yi de artık bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Geliştirmemiz lazım bu çocuğu da, unutmayalım. Nelson Monte, Marcao ikilisi, tamam. Tuçek, Zeki, Thierry Puik, Ozan. Ozan mı? Yani Fabian Delph ile başlayalım. Ozan Tufan'a döneriz. Trincao, Maulida derken devam ediyoruz. Abi kontrole çıkmasınlar diyecektim. Allah'tan kalabalık bekliyorduk geride yani. Bir an yani o kalabalığa topu gönderdi ve alıp atacaklar zannettim. Forvet'te kimle başlamışlar? Bilmem, Gubels midir? Gobels midir? Nasıl oynadı? Gobel diyelim ya biz. Trinka. Bak Trinka, doğru düzgün top oynamıyorsun kaç haftadır. Duran toplar falan buluyoruz bir şeyler ama. Gilema baksana geriye geldi ya. Duran topta abi, Bosquila. Ne adamdı be Bosquila. Abi kafa vuruşun gelişti mi senin? Yedi hala ya. Dribbling, teknik ve özel yetenek tavan yapmış. Bakalım hızlanma falan patlayacak mı sende? Orta sahamız kötü. İki sarı kart. Neyse, ikinci yarı Ozan'la başlayacağız. Marco. Lan gene olmadı. Gene olmadı ya. Delph çok kötü oynadı. Zaten 45 dakika falan oynayabilirdi. Umutsuz artistik. Ozan Tufan'ı atalım. Bu ilk de diyelim ki kardeş. Abi şu olmasın ya, şu olmasın. Gittiyse verecek her neyse. Abi olmasın ya. Bu kadar geri zekalıca bir şey olamaz yani. Bu kadar saçma bir pozisyon.
Lan bir hızlı atak. At sola da ben onun önüne. Abi yani Kalleri eyvallah da niye orada geriye dönüyorsun ya? Neyse sağlık olsun. Kötü oynamadık. İyi olduk. İşte iyi oynadık. Deplasmanda 1-0. Evet 3 puan alamadık belki ama. Oha Paris 5 atmış. Milinkovic, Savic. İyi kadro kurmuşlar ama. Kaç paraya aldığımız 70, 80, 90, 86 milyon euro. Şimdi bu bölümün son maçı Kayseri maçındayız. Umarım galibiyetle devam ederiz ligde yolumuza. Bikuyi Puik. Evet. Klası olan bir adam ve gelişim de gösteriyor görüyorsunuz. Carles Alena kadar direkt etki edebilmesi için biraz daha takıma alışması lazım bence. Carles Alena'dan eksiği duran top becerisi yok diyelim. Hadi bakalım şimdi 3 puan maçında biraz da rotasyon yapacağız. Thierry'yi oynattık solda. Çok başarısını göremedik açıkçası. Ömer Bayram'ı da deneyebiliriz ya. Ya biz dönüp dolaşıp Roger'i orada oynatacağız gibime geliyor benim ama hadi bakalım hayırlısı. Ömer Bayram'ı yapıştıralım şuraya. 10 yabancımız var mı? Evet var. Şey pardon 17'imiz 13 yabancı var şu an. Şimdi şöyle Marcao yerine ya da Marcao kalsın. Nelson Monte yerine Edgar Elizalde diye bir kere ya da Ozan Kabak'ı bir yapıştıralım şuraya. Tamam Ozan bir şurada bir oynamaya başlasın. İkinci taktiğe dönelim. Monte'yi çalmayalım. Trincao yerine Yunus Akgün'ü atalım. Formda, milli takımda maç oynadı, maçını yaptı, golünü attı. Bu sene de iyi bir teklif gelirse belki satarım. Uzak bir ihtimal ama. Evet Kayseri maçı. Mete hocam hala oradaymış. Ya şöyle çocuklar, şöyle geriye yaslanayım, böyle bir güzel bir maç izletin bana ya. Balvis. Bakamadık. Neyse rakibin forvetine bakacağız. Thomas Sucek. Yunus indirdi. Ah be. Ah be. Lan Riku'yu tam dedim ki serbest vuruşu zayıf Carles Alena'ya göre. Yani hemen bizi haklı çıkardın. Çok teşekkür ederim. Marcao kart görmüş sakinleşmesini söyleyecek mi? Niye haberi yok mu? Abi Thomas Sucek dayanıklılığın falan çok yüksek senin. Çok çabuk mu düşüyor ama Şunlarayla bu kadar maç yaptırıyoruz. Marcao, Zeki. Hadi Zeki hızlı bir hücum. Sür sür kimse yok önünde. Oğlum ne yapıyorsun oraya kadar gittin insan bir orta yapar ya. Boşu boşuna koştu işte şimdi. Hamallık yaptı. Aferin Fabian. Çok güzel. Mauli da kaleciden büyük hata. Ulan olmadı be.
Evet. Hadi. Mauli'de ne yapıyorsun lan? Niye gelen geliş yönüne doğru vuruyorsun kafayı? Yakın direğe bırak. Boş kale zaten lan. Ömer çizgide kontrol. Lan be Yunus be. O nasıl top o? Kaleciye geldi ya. Şöyle ana forvetimiz Viyet de olsun. Çalışkan forvet. Hücum yapalım seni. Yardımcı forvet destek yapalım seni. Hadi bakalım. Hiç yardımcı forvet destek olacak şeyin yok ama. Fena değil ya. Denge menge. Aman Ozan. Of. Lan hepiniz yaratıcı forvet hücum oynayın ya. Bizde çok güzel, çok güzel. Ulan Ozan var ya. Geniş alanda oynuyoruz. Çok riskli oynuyoruz. Markov nereye gidiyorsun Markov? Abi o nasıl bir vuruş ya? Ya Ozan ne yapıyorsun Ozan? Oy. Dur la dur dur. Tamam, ben kendime geldim, dur. Böyle atalım. Hadi bakalım. 3 tane yaratıcı forvet hücum olmaz zaten. Orta saha kurgusunu falan da değiştirmemiz lazımdı. Biraz daha böyle fantastik şeyler yapmaya çalıştık ama şimdi biraz daha normale döndük. Ozan çok kötü oynuyorsun. Golde de çok büyük hatan var. Yani bilmiyorum, bu kadar kötü oynamaman lazımdı ya. Ceya. Hop hop hop. Abi bas bas bas. Ulan be. Marko niye öyle bir kafa vurdu lan? Bizim kaleye doğru gönderdi topu. Marko şov yapsın. Neyse, nazar boncuğumuz olsun. Kanat forvet hücum yapalım seni de. Oyuncu değişikliği daha yapayım. Yorgun olan Zeki Çelik yerine. Ha. Tamam abi, tamam. Yok bir şey, yok bir şey. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Asistana devredelim hadi.
Yalnız Ömer Bayram çok iyi oynadı. Takımdaki en diri adam, hep soldan taç falan kullanıyoruz. Hep soldan geliyoruz. Ne yapıyorsun be Fabian be? Ne yapıyorsun be? Valla Kayserispor'a helal olsun. Biz böyle makaraya falan aldık. Üçlü forvet falan derken. Adamlar geldi. 3 puan aldı ve gittiler. Tebrik ediyorum. İyi oynadılar. Savunma üçlüsüne bakar mısın yalnız? Yani Atilla kötü oynamış ama Barış Baştaş değil mi bu? Kasımpaşa falan var, aynen. Kasımpaşa'da falan da bir ara, evet. Tebrik ediyorum vallahi. Geldi, bizi kendi evimizde 1-0 yendiler. 2 haftada 2 mağlubiyet aldık ama normal. Yapacak çok bir şey yok. İlla maç kaybedeceğiz. Şimdi kulüp çalışanları takım raporuna bir bakalım. Mutsuz olan oyuncularımız var çünkü. Pardon ya, takım dinamikleri. Trincao, Recep. Oynatacağım seni Recep, oynatacağım. Tesislerdeki atmosfer falan, bunları da biraz düzeltmemiz lazım. Hiyerarşide Ozan, Rogerio. Neyse, Rogerio'yu takıma geri kazandırdık mı bize alışacaktır. Thomas Sucek. Evet, Thomas Sucek kaptan ve abi olması lazım. Rotasyon yaptık biraz. Yorgun oyuncularımız vardı, değişikliklerimiz vardı ve sonuçta maçı kaybettik. Çok fazla da kafayı takacak bir durum yok. Her zaman maçı kaybedebiliriz. Önemli olan bundan sonrasını toparlamamız lazım. Shakhtar, Rize. Oo, 3 maç evimde, yani hatta 5 maç. 4 maç üst üste kazanırsam zaten tamam artık. Vitesi 5'e takmış oluruz. Shakhtar'ı kendi evimde. Mönchengladbach'ı da içeride dışarıda yenersem 9 puan. Monaco ile burada oynayacağız. Burada onlara patronun kim olduğunu göstereceğim ben. Şöyle lig kupa görevini de bırakalım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.